hakkında dedi. Dinleyicimiz ne dersiniz? Allah tereciği. Allah-u Teala'nın yarattığı gözle görülemeyen küçük bir mahluk. Mahluk. Hatırıma gene o meczup geliyor. Sen isteseydin verirdi. Ben isteyince vermedi. Ben isteyince vermedi. Allah-u Teala dileyince gözle görülmeyen yarattığı küçük bir mahluk 7 milyar insanı eve hapsediyor. Değil mi? Hep herkesi hizaya geçiriyor. Burada Allah-u Teala hatta Ehl-i Sünnet alimleri misal verirken buyuruyor ki mesela Osmanlı Selçuk döneminde yetişen o mübarek zatlarda zamanın sultanlarına, o yiğitlere falan şey yaparken böyle hep anlatırlarmış. Üzülme, merak etme. Bir örümcekle Habibini muhafaza eden. Örümcekle. Yani bir yerde yani her şeyin sahibi yaratanı haddini bil diyor. Bak bir örümcek geliyor tak 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 mağarayı örüyor. Sen de geliyor ahmak ahmak bakıyorsun. Buraya kimse girmemiş deyip dönüp gidiyor. Değil mi? Senin ahmaklığın ortaya çıkıyor. Acizliğin ortaya çıkıyor. Tanrıyım diyen Nemrud'u bir sinek musallat ediyor. Sinek sinek ya. Tanrıydın ya sen. Kesiyordun, biçiyordun, atıyordun falan. Hak edemedin, hakkından gelemedin. Sineğin hakkından gelemedin. Şimdi de aynı şekilde zamanımızda. Efendim ben var ya ben işte yakarım, yıkarım falan. Gözde görünmeye bir mikrop geldi. Ya geçenlerde bir gazetede mi yazıyordu yoksa bir haberlerde mi geçiyordu? Toplasan yeryüzündeki koronavirüsünün ağırlığını 2-3 gram gelmez diyorlar, tamam mı? Ya diyelim ki biz şişirelim de 10 gram diyelim ya. Ya 10 gram hani parmağın ucunda tutsan ağırlığını hissetmezsin, değil mi? Evet. 10 gram. Yani şişirdik biz yani bir 10 gramlık şey 7 milyar insanı ortalama 50'şer kilodan hesap et. 50'şer kilodan fazladır da insanlar 60 kilodan hesap et. 7 milyarla çarp karşına çıkan 10 gram 7 milyar çarpı 60'ı duman ediyor. Binlerce ton. Binlerce ton. Onu duman ediyor. Nasıl oluyor falan. Oluyor. Şimdi dinleyicimizin orada zihnine takılan hani ahir zamandayız bu ve benzeri bela ve musibetler. Evet İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri buyuruyorlar ki Hicri 1000 yılından sonra ahir zaman başlamıştır. Ha, süresi ne kadar bilmiyorum. O kıyametin kopuşu çünkü kitaplarda verilen bilgiler var o bilgilere göre mesela biz de nakil yapıyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerde buyuruyorlar ki dünyaya bu zamana kadar, kendi zamanına kadar 4 kişi hakim oldu. Dünyaya. Efendim bu işte Asya, Avrupa, Amerika, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avustralya neyse bunların hepsine 4 kişi hakim oldu. İkisi mümin, ikisi kafir de buyuruluyor. Müminlerden bir tanesi şey, Süleyman Aleyhisselam peygamber. Dünyanın her tarafına hükmediyordu. En son olarak benim evladımdan da birisi gelip hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Hazreti Mehdi'dir bu. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyorlar ki Hazreti Mehdi 3. binin, Hicri 3. binin. Şu anda biz 2. bindeyiz. 3. binin yenileyicisi olacak. Çünkü kendisi 2. binin yenileyicisi. Hicri 1000 yılından sonra şey yapınca 2. bin başlıyor. Şu anda 1442'deyiz. İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri buyuruyorlar ki Hicri 3. binin yenileyicisi olacak. Yani 500 küsür sene var daha Hazreti Mehdi'nin gelmesine. Ve Hazreti Mehdi yeryüzüne hakim olunca Allah-u Teala öyle bolluk verecek ki, öyle bereket ihsan edecek ki, insanlar öyle zengin olacak ki, mal ve mülke gark olacak ki, açıkça buyuruyor ki, zekat verecek fakir bulamayacaklar. Mesela o zamanda yaşayan, diyeceğim ki işte, Mustafa Bey ya benim falan yerde villa var. O tarafa gidersen orada işte otur. Hatta ben sana vereyim falan. Sen de diyorsun ki ben özüm var hatta daha güzel yerde falan yerde. Ben sana yerde iki tane vereyim. Ben sana iki tane öyle yani. Öyle olacak. Ve Hazreti Mehdi'nin vefatından sonra bu bolluk süratli bir şekilde o insanların bozulmasına sebep verecek. Ondan sonra hızlanacak. Ondan sonraki gelecek bela ve musibetler. Mesela imanlı olanlar artık şehirlerde, köylerde yaşayamayacak. Dağlara çekilecekler imanlarını koruyabilmek için. Çekilecekler buyuruyor. Allah-u Teala o zaman da gelen müminlerin de yardımcısı olsun.
zor zamanlar içerisinde olacaklar. Ve en son mümin, yeryüzünde bir tane mümin olsa Allah-u Teala onun o imanının hatırına kıyameti koparmaz buyuruyor. O da vefat edince artık yeryüzü azgın, taşkın bir vaziyette olacak. İnsanlar bir gün bir kalkacak ki Kur'an-ı Kerim sayfalarından silinmiş. Camiye falan ahıra girer gibi girecekler. Her türlü rezalet, pislik meşru olacak. İnsanlar azgın ve taşkın şey yaparken birden dünya yörüngesinden çıkacak, hızlı bir şekilde güneşe yaklaşacak. Güneşe yaklaştıkça işte Kur'an-ı Kerim'de denizler kaynayıp kuruyacak buyuruyor. Dağlar pamuk gibi savrulacak. Ve güneşe yaklaştırılıp belli bir yerde durulacak. Ve sadece sular kaynamayacak, denizler yok olmayacak. Toprağın içerisindeki madenler de güneşe yaklaşınca 1000 derecede, 2000 derecede, 3000 derecede, 5000 derecede sıcaklıkta ne demir kalıyor, ne alüminyum, ne bakır, ne bilmem ne, hepsi eriyecek. Dağ, tepe, vadi falan filan kalmayacak. Rahmetli nenem anlatırdı, oğlum dünya dümdüz olacakmış derdi. Bir köşesinden baktım yumurtayı koydum, öbür köşesinden gözükecekmiş falan. Ulan dedim nene, amma göz var ha. Ne bileyim oğlum dedi, öyle anlatıyor. Doğru söylüyor kadın. Doğru bilgi. Doğru ve imanlar da öyle. Hiç tereddütleri yoktu. Bu olur mu? Olmaz mı falan yoktu onların. O imana ben gıpta ediyorum, imreniyorum. Tereddütleri hiç yoktu. Koca karı iman ediliyor ya. Bu artık sonu. Ama ondan önce de çeşitli zamanlarda böyle çok zalim, katlar kimseler yeryüzünü karıştıracak. Ondan sonra bir ferahlayacak Hazreti Mehdi'ye kadar. Yani güneş bir doğacak, bir batacak. Bir karanlık, bir aydınlık, bir karanlık, bir aydınlık. Hazreti Mehdi ile beraber Allah-u Teala dünyaya son olarak nurunu tamamlayacak. Ondan sonra zaten Hazreti Mehdi'den sonraki yeryüzünde kalanlar için de buyuruyor ki, çünkü kadınlar artık doğurma özelliğini kaybedecek. Çocuk doğmayacak. Ruhlar aleminde yaratılanların hepsi dünyaya gelmiş olacak. Bitti. Son artık. İstese de hani şimdi diyorlar çocuk yapacağım. Yapmaya çalış bakalım, yapabilirsin. Yapabilirsin. Yok, ruhu yok çünkü. Öyle bir şey durum söz konusu olmayacak. Ve o zaman da dünya aynı şekilde son bulacak. Ondan sonra ne kadar bekler onu bilemiyorum. Ondan sonra yeniden diriltilecek. Bu dünyada diriltilecek. Mahşer orada kurulacak. Mizan orada kurulacak. Orta Doğu'da olacak buyuruyor mizan. Burada olacak yine dünyada. Buradan sevkiyat başlayacak. Cennetle cehenneme melekler alıp götürecekler. Cenab-ı Hak imanla gitmemizi nasip etsin. Mahşerin sıkıntısından da, kabir azabından da hepimizi aynı şekilde muhafaza eylesin. Peki bu zaman içerisinde böyle bela ve musibetler olacak. Bela ve musibetler olacak. Ama sadece bu ahir zamana mahsus değildir. Çünkü önceki asırlarda da olmuş. Çünkü dünya meşakkatli bir yer. Nuh Aleyhisselam zamanında tufan olmuş. Başka peygamberler döneminde de olmuş. Mesela Lut kavmi var. Yerin dibine batırılmış. Lut gölü var şimdi yerinde. Hud kavmi rüzgarla helak olmuş. Hatta o Hud kavmi şeyden, maddeden çok yükselmişler. Adamlar kuvvetli böyle evler falan da yapmışlar. Hatta dağlara uyuyorlarmış. Yani içinde böyle şeyler, mağaralar, bilmem neler falan filan yapıyorlar. Ama o rüzgar canavar gestiriyor ki önlerine koydukları kapıyı, taşı falan söküp atıyor. İçeridekileri böyle bir insan gibi tutuyor, rüzgar fırlatıp atıyor. Hep söylüyor. Evet. Hatta o Hud kavminin lideri Hud Aleyhisselam'a diyor ki, diyor çok iri kimseler gördüm ben. Benim kavmimi helak ediyor. Ben diyor iman edersem, kavmim iman ederse diyor, onlardan diyor, kavmim onlar helak etti diyor. Onlara ceza verilecek mi? Hud Aleyhisselam diyor ki onlar emirle yapıyor o işi. Onlar size zulmetmek için, kadir için değil, azap için gönderildi onlar. Onlar masumdur, onlar Allah-u Teala'nın melekleridir buyuruyor cevabında da. Dolayısıyla dünyanın başlangıcından itibaren birçok belalar olmuş. İmam-ı Rabbani Kutsal bizden 400 sene önce dünyaya gelmiş. 400 sene önce yaşamış, Hindistan'da yaşamış. Onun zamanında da aynı şekilde vebadır, koleradır. Hatta bir koleradan işte oğlunu birisini kaybetti. Yani bu hastalık tatlı bir lokma, yağlı bir lokma istiyor diye kitabında yazıyor. Ayak ucunda yatıyor iki tane gencecik oğlu. Ayak ucunda metun. Dolayısıyla bunlar Allah-u Teala'nın bir ikazıdır. İbret alırsan. Hani dinleyicilerimizin hatırına gelebiliyor. Benim sözüm veyahut da kanaatim, düşüncem bir hüccet olmaz, senet olmaz ama yani şeye bakıyorum, televizyonlara bakıyorum, yollarda giderken gelirken bakıyorum insanlara. İbret almak şöyle dursun. Tepem düşürüp de azıyor.
Hani İbrahim'in temas ederine gelmişler, demişler ki efendim, demişler, biz Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. İşte yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Ya ama demişler, duamız kabul olmuyor. Mübarek bir celallenmiş. Allah-u Teala sizi cennete çağırıyor, ters yola gidiyorsunuz. Kendisine iman etmeye çağırıyor, başka şeyler ortak koşuyorsunuz. Emirleri yapmayı istiyor, onda gevşek davranıyorsunuz. Yani Allah-u Teala'nın dediklerinin hepsinin tersini yapıyorsunuz. Başınıza diyor taş yağmadığına şükredin. Başınıza taş yağmadığına şükredin. Bu kadar azgın ve taşkın olunca hakikaten taş yağmadığına şükretmek gerekiyor. Onun için biz ahir zamandayız. Bu ve benzeri afetler daha da artar mı? Evet, artar. Çünkü İmam-ı Rabbani Kutusu Eserli Mektubat isimli kitabında bir ifade geçiyor. Orada buyuruyor ki ahir zamanda Allah-u Teala cemal değil, celal sıfatıyla tecelli eder. Yağmurlar bile gadaba dönüyor ya. Rahmet halbuki Kur'an-ı Kerim'de mesela yağmurdan önce bir rüzgar gelir. O rahmet rüzgarıdır buyuruyor. Şimdi ya gün mesela televizyonda da haberlere bakıyorum falan. İzmir, Balıkesir ya kocaman ağaçları bile paldır güldür söküp söküp atıyor. Bu rahmet değil, gadaptır. Bir yağmur yağıyor, bir yağmur yağıyor. Evet, her taraf sel felaket. Sel olur tabii ki, her tarafa asfalt yaptın. Yani toprak eskiden emiyordu. Osmanlı enayi miydi? Sokaklarına hep kaldırım taşları döşemiş. O taşların arası açık olduğu için yağmur oralardan sular giderken emiyordu. Sen şimdi her tarafı betonladın, asfaltladın. Lapır 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 lapır. Suyun önüne ev yaptın. Ha, suyun önüne ev yaptın. Dere yataklarına. Aa, burası çok güzel olur falan. Ondan sonra da feryat ediyorsun. Belediye, hükümet, devlet nerede? Hükümet, devlet yerinde. Sen nerede? Sen de suyun içinde. O olacağı budur yani. Yani Allah-u Teala'nın emirlerine ittiba edilmezse, verdiği nimetlere şükredilmezse, kendi elinle derdi belayı çağırıyorsun demektir.